Merint masalında bir fare kedi korkusu sebebiyle devamlı endişe içinde yaşarmış. Farenin bu korkusunu gören büyücünün biri fareye acır ve onu bir kediye dönüştürür. Ama fare kedi olmaktan son derece mutlu olacağı yerde bu kez köpekten korkmaya başlar. Büyücü onun bu korkusu yüzünden bu kez onu bir kaplana dönüştürür. Kaplan olan fare bu dönüşüme sevineceği yerde bu kez avcıdan korkmaya başlar. Büyücü bakar ki ne yaparsa yapsın farenin korkusunu yenmesi imkansız. Böylece onu tekrar eski haline dönüştürür ve der ki ben artık sana yardım edemem. Çünkü senin korkun cinsinden değil, yüreğinin küçüklüğünden. İnsanların da çoğu büyük bir yürek taşımadığı için korkarlar. Shakespeare der ki insanların çoğu düşünmekten korkar, sorumluluk getireceği için. Konuşmaktan korkar, eleştirilmeye sebep olacağı için. Duygularını ifade etmekten korkar, reddedilmekten korktuğu için. Sevmekten korkar, kaybetmekten korktuğu için. Sevilmekten korkar, kendisini sevilmeye layık görmediği için. Yaşlanmaktan korkar, gençliğinin kıymetini bilmediği için. Unutulmaktan korkar, dünyaya iyi bir şey veremediği için. Ve ölmekten korkar, aslında yaşamayı bilmediği için. Korku bir zihin oyunu ve korku bilinci kitler. Eğer endişeliysen, kaygıların ve korkuların varsa içindeki yaradana, öze güvenmiyorsun demektir. Ve içindeki özle bağlantın zayıf, düşük frekans aralığında demeksin. Korktuğun o şey senden daha güçlü olur ve o korkuları hayatında çoğaltırsın. O girdapta kendini sen boğarsın. Peki korkuyu, kaygıyı kim yaratıyor? Kaygı ve endişe yaratan elbette zihnimiz. Zihin oyunu, zihin durmadan düşünce üretir. Üretilen bu düşünceler kaygı ve endişe verici ise farkında bile olmadan kendimizi çok büyük bir panik içerisinde bulabiliriz. Başı boş bırakılmış bir zihin, dizginleri elinizde olmayan bir at gibidir. Bizi nereye götüreceği ya da nerede ne şekilde üzerinden atacağı hiç belli olmaz. O yüzden kontrol hep elimizde olmalıdır. Farkında olmadan her an, her saniye zihnimizde hangi düşünce tohumları ekiyorsak bunun bilincinde ve farkında olmalıyız. Bilinçli ve bilinç dışı farkında olmadan her an öğreniyoruz. Peki öğrendiğimiz her şeyden nasıl etkileniyoruz? Olumlu mu, olumsuz mu? Doğduğumuz andan itibaren öğreniyoruz. Hatta beynimizde öyle bir bölüm var ki sürüngen beyin dediğimiz ve atalarımızdan itibaren genetik kodlarla birçok şeyi öğrenmiş olarak bizi bu yaşama hazır getiriyor. Bununla birlikte doğduğumuz coğrafya, kültürümüz, değerlerimiz, inançlarımız, maddi koşullar, ailemizin eğitim seviyesi, aldığımız eğitimler, kısacası tüm öğretilenler ve öğrendiklerimizle biz bugünkü biz oluyoruz. Korkularımız, kaygılarımızla bu yaşama devam etmeye çalışıyoruz. En ilginci de aynı coğrafyada, aynı ailede doğsak bile, fiziksel olarak benzerliklerimiz olsa bile, kişilik ve karakter olarak, düşünce, duygu ve davranış yapısı olarak birbirimizden çok farklıyız. Aynı şeye bakıp çok farklı şeyler görüp, çok farklı şeyler algılayabiliyoruz. Daha çocukken endişe verici kaygı ve korkularla tanışıyoruz. İçine geldiğimiz ailemizin bize yüklediği kayıt ve kodlar, onların düşünce yapısı, hayata bakış açısı, pozitif ya da negatif olmaları, ruh halleri, her şey bizi çok etkiliyor. Özellikle çocukken bilinçli olmadığımız için her şeyi direkt alıp, kopyalayıp, olduğu haliyle kabul ediyoruz. Önümüzdeki rol modellerinin söylediklerinden çok nasıl davrandıklarını kaydediyoruz. Tabii ki bilinçlendiğimizde bu kodların yanlış olduğunu fark ettiğimizde hayır, ben bu değilim, ben bunu kabul etmiyorum deyip değiştirip dönüştürmeye çalışıyoruz. Bana göre doğru bu değil diyene kadar. Birçok insan sahip olduğu negatif düşüncelerinin, zihin yapısının, kalıplaşmış kök inançların ve dayatılan bu kodları nasıl kabul ettiğinin ya da etmediğinin farkında değil. Hayata, insanlara bakış açısının, kendisini nasıl kısıtladığının, en büyük düşmanın yine kendisi olduğunun,
kendi kendini nasıl bloke ettiğinin, engellediğinin, kendi önünde nasıl da durduğunun farkında olmadığı için kendini değiştiremiyor. Kendini dönüştüremiyor ve ilerleyemiyor ve hayattan yol alamıyor. İçine düştüğü ve geldikleri, nerede boğulduğunu, motivasyon ve heyecanının nerede kaybettiğini, potansiyeliyle performansı arasındaki uçurumun ne kadar derin olduğunun farkında dahi olamadan kaygı, endişe ve korkuların esiri olarak bu yaşamda yol ve yön bulmaya çalışıyoruz. İşte tam bu noktada psişik ameliyat çalışması, bütün bu korku ve kaygılardan arınmak, içindeki gerçek kahramanın özgüvenin ve cesaretin açığa çıkmasını sağlamak açısından önemli bir çalışma. Senin sahip olduğun mucize senle, içindeki senle kendinden kendine yaptığın gerçek yolculuğu başlatan bir çalışma. İçinde bulunduğunuz bedenlere sağlık, ruhlarınıza huzur olsun. Sevgiyle ve huzurla kalın. Hoşça kalın.